Biliyordum. Sen olmadığını biliyordum. Bunu biliyordum. Neyi biliyordun? Yalnız bir erkek gördün, hemen sarıldın. Ama böyle sarılırsan kemiklerim kırılabilir. Dikkat et. Onun sen olmadığından emindim. Bunu biliyordum. Sen ne düşündün de bana sarıldın? Üzgünüm Ritik. Bana sarıldığın için mi? Yoksa bir başkası sanarak sarıldığın için mi? Senden şüphelendiğim için. Aman Tanrım, sanki kocanın başkalarıyla ilişkisi olduğunu öğrenmiş gibi davranıyorsun. Casusluk yapıp sanki masum olduğumu öğrenmiş gibisin. Hey, özür dilerim. Sadece şaka yapıyordum. Şey, ne oldu? Biri sana bir şey mi dedi? Aileni çok mu özledin? O zaman neden ağlıyorsun? Kocam olduğun için çok şanslıyım Ritik. Kızlar 16 pazartesi oruç tutar ve Tanrı'ya dua eder. Ve Tanrı seni dua etmeden bana verdi. Teşekkür ederim. Ben milyonda birim. Bu yüzden kızlar sıraya girerdi. Nerede? Evin önünde. Ama sen gelince ortadan kayboldular. Sen de milyonda birsin. Sanırım seninle 100. evlilik yıl dönümünü kutlayacağım. Bu arada 15-20 tane çocuğumuz olur. Ama bu balayına gitmeden mümkün değil. Sen de biliyorsun, balayımız yarım kalmıştı. Hayır, ben öylesine söyledim. Birden aklıma geldi. Eğer istersen böyle yarım da kalabilir. Yarım mı kalsın? Seninle ilk defa tanıştığımız konakta. Söyler misin? Neden hep konağı duyunca yüzünün ifadesi değişiyor? Peki, kocana bir iyilik yapmak ister misin? Az önce bana ettiğin iltifatları sanırım doğru düzgün duyamadım. Tekrar iltifat eder misin? Sen çok zeki olduğunu mu sanıyorsun? Evet, zekiyim. Hey, dinle. Bak, ne yapacağım? İyi bak. İşte, kayıt cihazını açtım. Hadi yine bana iltifat et. Her gün dinle ve lütfen unutma. Kızlar 16 pazartesi oruç tutar ve iyi bir koca bulmak için Tanrı'ya dua eder. Ve ben seni buldum, maymun. Bu maymunun neler yapabileceğini göstereyim mi? Buna hiç gerek yok. Vakit geç oldu, git uyu, maymun. Bir gün mutlaka söyleyeceksin Şiva'ya ve ben onu duyacağım. Divya, bu gece senin yanında kalabilir miyim? Abla, bunu bir erkekmişsin gibi soruyorsun. Konağı duyduktan sonra ne yapsam bir türlü uyuyamıyorum. Ne? Ne oldu? Olamaz. Ne? Kim vurdu? Angad abi, bu hiç hoş değil. Sen ne diyordun abla? Korkmuyorum, ben hiçbir şeyden korkmam diyordun. Yüzün kireç gibi oldu. Hey, nereye gidiyorsun? Bir şeyler içmeye. Ya yine hayalet gelirse abla? Pekala, iyi geceler. Sen delisin Angad abi. Ortaya çık.
Vakti geldi. Gelmek zorundasın. Gelmek zorundasın. Evet, yine bu iç ürperten konağa geldik. Bu konakla ilgili bir sürü hikaye anlatılır. Hadi. Yılan! Yardım edin! Alın şunu! Yılan! Yine neden bu kadar içtin ki abla? Bir şey yok. Evet abla, gelir gelmez bizi korkuttun. Ablam galiba sabah sabah yine karışık şeyler içti. Bu yüzden bu ipi yılan sandı. Ben sadece şaka yapıyordum. Bunu biliyordum zaten. Korkmadın mı ya? Hayır. Peki o zaman törenin başlamasına daha var. Ve seni korkutacağım. Yani sana korkunç hikayeler anlatacağım. Buraya geldiğimize göre heyecan verici şeyler yapalım. Annemin dediğine göre bu konakla ilgili bir sürü hikaye varmış. Bunları öğrenmelisin abla. Beni böyle şeyler asla korkutmaz. Abla, biliyor musun? Bazı konaklar ziyaret edilmekten hiç hoşlanmaz. Öyle mi? Evet, çünkü oralarda hayaletler vardır. Bu hayaletler insanların midelerine bile girer. Ne? İçecekler sayesinde. Ne? Abla, onu hemen bırak. Ya hayalet gelirse? Evet, bu çok tehlikeli. Abla, ne oldu sana? Yapma, hayır, yapma. Hayır, burada değil abla. Hayır, burada hadi değil. Odaya hadi, gidelim. Gel. Hadi gidelim. Hadi odaya gidelim. Ben de bir sırrı ortaya çıkarmaya geldim. O odada kim esir tutuluyorsa, kim olduğunu ve neden orada olduğunu mutlaka öğreneceğim. Geçen sefer gitmek zorunda kalmıştım. Ama bu sefer gitmeyeceğim. Törene hala vakit var. Hemen gidip bir bakayım. Tören vakti yaklaşıyor. Hemen hazırlık yapmamız gerek. Lütfen benimle gel. Adağı sen hazırlayacaksın. Tören tepsisine çiçekleri ve yaprakları sen koy. Hı? Gidelim. Ne kadar çok şey var böyle. Şimdi ne yapacağım? Sasha, neredesin? Sasha, yani Ritik. Yenge, sen ne yapıyorsun? Ben aslında mabede gidiyordum. Tören tepsisi süslenecekti. Yenge, ben tören hazırlıklarının bittiğini sanıyordum. Hayır, henüz bitirmedim. Çok az kaldı, hemen biter. Ne oldu yenge? Tören, çiçekleri hazır mı? Evet, işte buradalar. Hemen getiriyorum. Sen dur, onları ben götürürüm, tamam mı? Merak etme. Devia? Evet. Ne oldu yenge? İnternette mabet süslemesiyle ilgili bir şeyler bulabilir miyiz? İnternette bulamayacağımız hiçbir şey yok. Orada istediğimiz her şeyi bulabiliriz. Biliyor musun? Tasarıma tıklarsan binlerce seçenek çıkar. İstersen senin için bakabilirim. Hayır. Önce tepsiyi götür. Tamam. Daha sonra araştırırım, tamam mı? Sasha, seni buraya önemli bir şey için çağırdım. Dinliyorum Şivanya. Esir tutulan kişiyle ilgili.
Bu konakta onunla ilgili mutlaka bir ipucu var ve ben kesinlikle bundan eminim. Ya da beşinci katille ilgili önemli bir ipucu. Cinayet işleyenler mutlaka arkalarında bir delil bırakırmış. Ben de düşündüm ki tören için nasılsa buraya geldim. Konağı iyice arayacağım. Ama törene katılmak zorundayım. Aramayı sen yap. Yılan kristali ya da beşinci katil hakkında bir bilgi bulabiliriz. Bu konağın her tarafını didik didik aramamız gerekiyor. Ancak kimse seni görmemeli. Şimdi git. Tamam Şivanya. Divya, burada ne işin var? Abi, beni yengem gönderdi. Ne zamandır bileziklerini arıyorum ama bir türlü bulamadım. Al şunu. İşte bunlar yengenin bilezikleri. Ona göz kulak ol, tamam mı? Anlamadım. Neden? Bir sorun mu var? Hayır yok. Sadece yengem bu odaya girmesin. Anladın mı? Neden? Yoksa kavga mı ettiniz? Hayır aptal. Ona sürpriz yapmak istiyorum. Gel bak bir radyum boyası. Yengen yıldızları seyretmeyi çok sever. Onun için bir yıldız çizeceğim. Bu fikrimi nasıl buldun? O senin karın değil, bir yılan. Bir gün sana yıldızları gösterir. Divya, evet fikrimi nasıl buldun? Şivanya'yı yani yengemi çok seviyorsun öyle değil mi? Evet. O hayatıma girince aşkın ne olduğunu anladım. Bana sevmeyi öğretti. Git artık yoksa sürprizim mahvolacak. Hadi. Buraya gelmesin tamam mı? Tamam. Eğer aşkın gerçek olmasa ve ben sahtekarın teki olsaydım seni çoktan ısırırdım. Çoktan. Bu kurta tören için iyi bir seçim oldu. Ama bir dahaki sefere daha bol bir kurta alacağım. Bu benim göbeğimi gösteriyor. Cüzdan. Cüzdanım nerede? Nereye koydum acaba? Bu geçmişe ait. Bu tehlikeli geçmişten kurtulmalıyım. Onu buraya kim koydu? Bunu hiç kimse görmemeli. Aksi takdirde sırrım ortaya çıkar. Fotoğrafta geçmişle ilgili ne var acaba? Görür görmez çok korktu.
Ankuş Reheca bahçıvan kıyafetleriyle. Demek ki peder çok haklıymış. Ankuş Reheca aslında bir bahçıvanmış. Ama bilmediğimiz şey, bu bahçıvanın bir gecede nasıl bir konağın sahibi olduğu. Sanırım bu sorunun cevabı bizi beşinci katile ve daha sonra yılan kristaline götürecek. Şunu alır mısın? Başka bir şey lazım mı? Tamam. Ramya? Evet. Törenle ilgili hazırlıklar bitti. Hadi gidip herkesi çağır. Tamam peki. Divya bir dakika. Kızım, mabedin süslemesi bitti değil mi? Evet yenge, bitmek üzere. Tamam. Peder, bunu alın. Başka bir şey lazım mı? Anne. Evet kızım. Adağı hazırladım. Mabedi süsleyeyim mi? Hayır kızım. Sabahtan beri durmadan çalışıyorsun. Şimdi git hazırlanıp buraya gel. Tören neredeyse başlamak üzere. Hadi hadi durma. Tamam. Ne yapıyorsun sen? Nereye gidiyorsun? Odama gidiyorum. Neden gidiyorsun? Üzerimi değiştirmek için. Üzerini neden değiştireceksin? Kıyafetin var zaten. Yani bu kıyafet sana çok yakışmış. Tören başlamak üzere. Tören sırasında bu elbiseyle harika görüneceksin. Bu ne? Beni o buldu. Yani ketçap lekesi. Ama beyaz. O zaman mayonez. Sandviç yerken dökülmüştür canım. Şivanya. Şivanya. Seşa beni çağırıyor. Sanırım bir ipucu buldu. Ama iyi, ama yanacak. Kim, ben mi? Başka biri olsa yanardım. Yani ocakta yemek bırakmıştım. Ocağı kapatmazsam yanar. Bu gece gerçekten çok şaşıracaksın Şivanya. Hayatın boyunca görmediğin yıldızları göreceksin, inan bana. Nerede kaldın Şivanya? Ne zamandır burada seni bekliyorum. Boş ver bunu Seşa. Bir şey bulabildin mi? Esir tutulan o kişi hakkında bir bilgiye ulaştın mı? Peki beşinci katil hakkında bir şey buldun mu? Hayır Şivanya. O zaman beni niye çağırdın? Başka bir şey aramaya gitmiştim. Ve farklı biri hakkında bir ipucu buldum. Kim bilir burada daha ne kadar sır var. Şuna bak. Bu Ankuş Reheca. Hem de bahçıvan kıyafetiyle. Ama o bu konağın sahibi değil miydi? Yani öyleyse geçmişin izleri çıkmaya başladı. Ankuş Reheca'nın hikayesi ne acaba? Onunla ilgili bilmediğimiz bir gerçek var ama nedir? Neden bahçıvan kıyafeti giymiş? Eğer fakir biri ise nasıl bu kadar zengin biri oldu? Mutlaka geçmişinde bilmediğimiz bir sürü şey olmalı. Ve bunları öğrenmemiz gerekiyor. Seşa, senden bu fotoğrafı hemen pedere götürmeni istiyorum. Bu sırrın ne olduğunu ancak o söyleyebilir. Tamam Şivanya. Flütünü kim çalıyor? Neden bu yılan düşmanları yılan flütü çalıyor? Onları kim çağırdı?
Şehirce törende yüzüğünü çıkardı. Üçüncü kurban Seleşma turdu. Ama öyle görünüyor ki bugün onun vakti geldi. Ölüm onu çağırıyor. Artık vakit geldi. Ay yüzünü gösterdi. Ne zamandır beklediğimiz gece geldi. Ve hepimiz buradayız. Şimdi hepiniz insan şeklinden çıkıp yılan şekline bürüneceksiniz. 100 senelik bütün emeklerinizi Yüce Tanrı'ya adamanız gerekiyor. Alacakaranlık oldu ve tören devam ediyor. Şeklim değişiyor. Artık dönüşmek zorundayım. Ne yapacağım? Ankuş Reyece burada. Şu anda. Hem fırsatım hem vaktim var. Şimdi saldırıp onu öldürsem mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.